Arkadaşlar merhaba. Bugün sarı yavrumuzun dördüncü teke uçuşunu izleyeceğiz. Dün de uçurdum, onu çekemedim. Her geçen gün daha iyi oluyor. Bakalım bugün ne yapacak? Bugün altına kuş da sermeyi düşünüyorum. 3-4 tane yeni yavru var, alıştırmaya çalıştım. Onları sereceğim. İyi seyirler. Uçmak istemez, çatıya kondu. Durduruyorum, kaldırıyorum. Başladığı zaman fişeklerini mümkün olduğu kadar çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar bu arada yeni üretim haneden çıkardım. 4 tane yavrum var. Onları da alıştırıyorum. Onları da altına serdim. Bu iki yavrudan çok şey bekliyorum arkadaşlar. Şöyle yakın göstereyim. Şu kuşla ayağı yeşil olan yine kardeşi var burada. Bunların ikisinden çok şey bekliyorum arkadaşlar. Sebebi de şu. Kuşlar şu ana kadar aldığım yavrular arasında kanat tertibatı açısından en iyi kuşlar. Atış özelliklerini barındıran işaretler de var. Bakalım, göreceğiz, hep birlikte izleyeceğiz. Ya bu ikisinden umutluyum özellikle. İnşallah umudumuz da boşa çıkmaz. Bu arada sarı yavrumuz da biraz önce bunları çıkarırken bir deneme yaptı. Ben tabii çekemedim. Şimdi ortada yok arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Birazdan çıkar. Evet, buradaymış yukarıda. Görüyorsunuz hangi mesafede uçtuğunu. Yüksekte uçuyor arkadaşlar. Oyuna geliyor. Oyundan sonra tekrar aynı yükseğe çıkıyor. Yani bizim istediğimiz bir özellik. İlk başta uçurduğumuzda zaten göremiyorsunuz. Kayboluyor. Bakın gittiği mesafeleri şöyle gösterebiliyor muyum? Nerelerde gezdiğini. Açılma mesafesini göstereyim. Yani bayağı açılıyor arkadaşlar. Gezmesi güzel yani. O sadece oyuna geldiğinde hedefine geliyor, oynuyor ve tekrar aynı noktaya, geldiği noktaya geri dönüyor. Bakalım birazdan neler yapacak, hep birlikte izleyeceğiz. Arkadaşlar görüyorsunuz, yüksek uçuyor, oyuna geliyor, hedefine ve sonra tekrar geldiği noktaya geri dönüyor. Sadece oynamak için geliyor. Ve yine aynı noktada devam ediyor arkadaşlar. Bakın açıldı, gidiyor. Arkadaşlar yine kaçırdım fişeğini. Namussuz tam arkamdan geliyor. Bir oradan geliyor, bir buradan geliyor. Nereden geldiği belli değil. Bir bu taraftan geliyor, bir bu taraftan geliyor. Geldi mi de kaybolup gidiyor. Biraz önce 10 dakika ortada yoktu yani, korktum, dedim atmaca mı aldı. Yani hiçbir tarafta yok yani, bayağı da açık, etrafımı görebiliyorum. Hiçbir tarafta yok 10 dakika boyunca. Dedim atmaca Şahin saldırdı herhalde, ha dedim aldı. Geçtim işte, şu taraftayım, şuradayım. Etrafa bakınıyorum. Arkamdan bir geldi arkadaşlar, bir patlattı, bir gitti. Fişeği de çekemedim. Yani maşallah, gerçekten şöyle göstereyim. Gerçek bir oyun kuşu arkadaşlar. Yani hani diyorlar ya, oyun kuşu nasıl olmalı diye. İşte oyun kuşu tam bu şekilde olmalı arkadaşlar. Gelecek, hedefini oynayacak ve sonra geldiği gibi gidecek tekrar. Bakın geliyor. İnşallah güzel bir fişek çekeriz. Şimdi patlayacak yakın.
Maşallah. Bakın geldiği gibi gidiyor. İşte oyun kuşu bu şekilde olmalı arkadaşlar. Bakın açıldı ve gidiyor. Arkasına bile bakmıyor yani. İşte hani diyorlar ya oyun kuşu nasıl olacak? İşte böyle olacak arkadaşlar. Yani fazla anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Gelecek, hedefine oynayacak ve sonra gidecek, açılacak. Oyun kuşu budur. Fazlasını çıkarırsınız işte atıyorum uzun metrajlısını çıkarırsınız, taklası bol olanı çıkarırsınız. Ben ondan bahsetmiyorum. Yani oyun kuşu tertibat anlamında söylüyorum budur. Gelecek, hedefine oynayacak ve tekrar geldiği gibi geldiği yere gidecek. Şöyle bakın açıldı gidiyor. Yakınlaştırayım arkadan görebiliyor muyuz? Bakın görüyorsunuz. Bastı gidiyor, arkasına bile bakmıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Birazdan yine fişeklerini çekmeye çalışacağım. Vallahi kaçırdım yine. Yavruları indireyim derken kaçırdım. Ama hırsını alamadı. O zaten yarım patladı. Birazdan tekrar gelir. Ha, geliyor zaten. O fişek sayılmaz dedi yani. Şimdi daha kendine yer yapmadı. Yer yapmaya başladığı zaman asıl büyük keyif alacağız. Çünkü bir buradan geliyor, bir diğer taraftan geliyor. Arı işte henüz daha. Oturtamadı daha yerini. Nereden geleceği konusunda daha net değil. Ha, yavrular da güzel parladılar. Aşağı düşmeyin he. Daha ilk kez gün yüzüne çıkıyor arkadaşlar. Ay kaçırdık. Ama hırsını alamadı geliyor. Hop. Arkasına bakmadan gidiyor maşallah. Sıklaştırdı gelecek inecek artık inmeye geliyor. Vallahi birkaç tane çok güzel fişeği vardı da çekemedim arkadaşlar. Hele arkamdan gelip patlatması efsaneydi de. Şimdi geliyor. Hadi güzel bir fişek izlet bize. Yavrular parlamasaydı. Bunlar da heyecanlılar, bir an önce uçmak istiyorlar ama. Geliyor, sıklaştırdı artık. Ay maşallah. Yorulmuş artık. Yavrular parlamasa kafası karışıyor. Ya
yerinize durun, bir rahat durun. Yine kaçırdık. İnecek artık. Artık inecek. İniş hareketleri bunlar. Sıklaştırdı. Yavrular da çatıya kondu. Geliyor arkadaşlar, fena geliyor. Maşallah. Yavrular aslında benim şu anda tam istediğim hareketi yapıyorlar. Zaten inmeye geliyor artık. Şampiyon geldi, yerine indi arkadaşlar. Olay budur.